İlahi hüküm. Tabii bu büyük ilmi bir araştırma, bir mesele bu. Görüldüğü gibi değil. Geçenlerde elime bir şey geçti. Saçma sapan bir şey. Haşa yani, bilmiyorum kimdir, nedir, ne yapmışlar ama ortada elime geçti, gördüm. Kur'an-ı Musavver diye uydurma bir şey gözüme çalındı. Kur'an-ı Musavver. Rahman suresini basmışlar bir fasikül. Gülüç mü gülüç içine resim doldurmuşlar. Bir fotoroman gibi, bir resim albümü gibi, bir hayat ansiklopedisi gibi, haşa, Kur'an tercümesi. Kur'an tefsiri uydurmuşlar. Neuzu billah. Çıldırdım yani. Allah'a yalvardım, ya Rabbi, Kur'an'a ilişenler mi var acaba? Kur'an'ı bozmak isteyenler mi var? Adam orada Rahman suresinde geçen ayetleri almış, her birisine bir resim uydurmuş. Saçma sapan resimler ama, iğrenç resimler. Halakal insane min salsalin kel fahhar ayeti kerimesini almış, altına bir resim koymuş, çatlamış bir toprağın ortasından bir insan suratı, bir adam çıkıyor. Hani bir yumurtadan civcivin çıkışı gibi çamurdan adam çıkarıyor adam. Bir uydurma resim koy. Ne serseri bu adamlar ya. Öyle midir insanın yaratılması? İnsanla Kur'an'la alay etme hakları var bu adam. Kur'an-ı Musavver, uydurma, saçma sapan bir şey. Sakın iltifat etmeyesiniz ha. Haşa, haşa. Kur'an'ın böyle tefsiri, böyle izahı olmaz. Resim nedir? Kur'an'ı resimleştirmek, Kur'an'ı basitleştirmek, zihinlerdeki cennet hayalini, cehennem azabını, hurileri, manaları resim resim çizmek mümkün müdür? Bunu hangi ahmak yapıyor, hangi aptal yapıyor? Orada gördün de katılığa katıla güldün ve sonra üzüldün. Hani insanın topraktan yaratılışını bir çatlamış çamur yapmış, yuvarlak bir çamur, çamurun ortasından bir adam çıkıyor böyle. Ne kadar gülünç. Hani kimya, hani fizik, hani ilim, hani laboratuvar, hani istihaleler, hani manalar? Ne saçma. Halakal insane ve allemehül beyan ayetini almış, Kur'an-ı Musavver. Musavver değil yani, muhayyel, uydurma bir şey o. Halakal insane demiş, insan, Allah insanı yarattı. O sayfaya iki tane resim koymuş, af buyurun, çok affedersiniz. Bir tane erkek tenasül aleti koymuş, bir tane kadın tenasül aleti koymuş, bir de ana rahmi çocuk koymuş. Serseri adam. Kur'an-ı Musavver. Böyle şey olur mu? Saçma sapan. Ve allemehül beyan, Allah insana konuşmayı öğretti derken, ihtiyar, sefil, yaşlı bir adamı koymuş, karşısına da çıplak çıplak adamlar, onlara konuşmayı öğretiyor. Allah mı öğretiyor, bu adam mı öğretiyor? Yani korkuyorum, Kur'an-ı Kerim'e suikast hazırlamak istiyorlar. Korkuyorum. Ama Allahu Teala neye kadir değil? Dinini, kitabını, İslam'ı hiç kimse bozamayacak ve Allah'ın inayetiyle Kur'an mutlaka hakim olacak. Allahu Teala ilmi bir gerçeği ortaya koyuyor. Öyle topraktan, kas katı bir topraktan insan fotoğraf gibi çıkar mı? Biz azimüşşan insanı süzülmüş. Ne demek süzülmüş? Bunların ilmi merhaleleri var. Fenni, fiziki izahları var. Sümme cealnâhu nutfeten fî kararın mekîn. İlahi bir döşeme, ilahi bir tezgah, ilahi bir dergah halinde sonra bir nutfe, bir damla insan dölü, insan dölü halinde ana rahmine, kararı mekine intikal ettirdik diyor Rabbül Alemin. Orada onu husule getirdik. İnsanın vücuda geldiği yer, insanın hasıl olduğu yer, insanın teşekkül ve temekkül ettiği yer ana rahmidir. Ana rahminde teşekkül ediyor. Ve oradan dünyaya geliyor. Rastgele olmaz. Evet. Bunlar ilmi meseleler. Biraz bu hususta bir iki malumat verdikten sonra esas mevzumuza geçeceğim inşallah. Cemiyetin temeli biliyorsunuz ailedir. İlahi nizam dairesinde aile. Ailenin temeli de karı ile kocadır. Karı ile koca. Karı kocanın çocukları olunca bunlar anne ve baba ismini alır. Malum. Sıfatları değişir birden. Karı
annelik sıfatı kazanır, koca da babalık sıfatı kazanır. Ve bunların çok büyük ehemmiyetleri var. Çocuğun hayatına başlangıç olan erkek hücresi ile kadın hücresidir. İki hücre. Bugün ilmin peşinde koştuğu bir şey var. Hücre. Hayatın başlangıcı hücredir diyorlar. Hücre. Nedir bunu bilen yok. İlim araştırıyor. Yeryüzünde hayatın meydana gelişi, o hücrenin vücuda gelişi nasıl meydana gelmiş? Nasıl olmuştur? Bu hücre nedir? Henüz araştırıyorlar. İlim henüz araştırma safhasında, hiçbir şey halletmiş değil. Çocuğun hayatına başlangıç olan erkek hücresi bir tanedir. Buna sperma ismini veriyorlar, sperma. Kadınınkine ise döl hücresi diyorlar, döl hücresi diyorlar. İnsan hayatına başlangıç olan sperma sayısı bir defasında 225 milyon kadar ana rahmine intikal ediyor. 225 milyon sperma hücre intikal ediyor. Bunlar yaklaşık olarak 8 saat döl hücresi arıyorlar. İçlerinde en güçlü olanı döl hücresini buluyor. Onun içine girer, kısa zamanda tek hücre haline geliyor. Tek hücre haline geliyor. Tek hücreden çok hücrenin, meydana gelmesi ve insan oluncaya kadar geçen zaman ve şekillerin bütününe embriyon safhaları deniyor. Embriyon safhaları. Henüz bunları ilim araştırıyor. Hiçbir sonuca varmış değil. İç içe giren iki hücre. Birisi döl hücresi, öbürü de sperma. Erkek hücresi, iki hücre iç içe girdikten sonra içteki zarı eritiyorlar. Bir hücrenin içinde ikinci hücre canlılığını korumaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın bir balığın karnında 40 gün kalışı gibi. Bir balığın karnında Yunus Aleyhisselam 40 gün yaşamıştır. Nasıl olmuştur? Bunun keyfiyeti, izahı, manası nedir? Henüz ilim bunu araştırma noktasındadır. Neticeye kavuşmuş değildir. Tıpkı böyle olduğu gibi, o erkek hücresi ile kadın döl hücresi bir hücre içinde canlılığını devam ettiriyor. Döllenmiş tek hücre anne rahminde, ana rahminde bir tek noktaya tutunup kalıyor. Ana rahminde bir tek noktaya tutunup kalıyor. Ve bu noktayı nasıl buluyor? Neden başka bir yere değil de belli bir yere tutunuyor? Bütün bunlar henüz ilmin kesinlikle izah edeceği şeyler değil. İnsanın başlangıcı olan bu tek hücre 15 dakika sonra bölünüp iki tane oluyor. Bu iki hücre bölünüyor, 4 tane oluyor. 4 bölünüyor, 8 oluyor. 8 bölünüyor, 16 hücre çift çift bölünmek suretiyle milyonlarca hücre meydana geliyor ve bir insanı nasıl ki bir binayı tuğlalar, taşlar meydana getiriyorsa bir insanın tamamını da hücreler meydana getiriyor. Bir tek hücreden milyonlarca hücre hasıl oluyor. İlahi kudret. Evet. Çocuk tabi gelişiyor ve ana rahminde içi boş bir hortumla, göbek hortumuyla anneye bağlanıyor çocuk. Ana rahmindeki çocuğun bir göbek hortumu vardır. İçi boş bir kanal. O hortumla yavru annesine bağlanıyor ve annesinden resmen beslenmeye başlıyor. Anne neyi yerse, neyi içerse ondan hasıl olan kandan ve kanın içindeki lazım olan gıdalardan göbek hortumuyla çocuğu Hazreti Allah orada besliyor. Henüz ilim bu hususlarda geniş bir açıklama yapamasa dahi hadise ortada. Evet. Hatta biliyorsunuz öyle bir mekanizma, öyle bir sistem kurulmuş ki bir kadın çocuğa hamile kalınca bir değişiklik oluyor onda. Artık normal
adet görme hassası kayboluyor, aydan aya gördüğü adet kesiliyor, bir daha o çocuk doğuncaya kadar o kadın adet görmüyor, kan gelmiyor, kesiliyor. Niçin mi? Şimdi çocuğa hamile kaldıktan sonra o kan, o adet niçin kesiliyor? Çünkü artık hadise değişmiştir. Ana rahmindeki çocuk o kadının kanıyla göbek hortumuyla besleniyor. Aynı kanı devamlı kaybetseydi o çocuk, o yavru orada beslenemeyecekti. Sistem değişiyor. Bütün bunlar görüldüğü gibi ana rahminde çocuğun teşekkülünü ve şekil almasını, büyümesini, biçimlenmesini, ona çeşit çeşit azaların, kısımların, aletlerin takılmasını gerektiriyor. Kısa bir zaman içerisinde, 9 ay gibi bir zaman içerisinde biliyorsunuz, çocuğa ne lazımsa, hayata geldiği zaman o çocuğa ne lazımsa hepsi orada takılıyor. Hepsi orada takılıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim bunu gayet güzel haber vermiştir. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَكَسَلْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ Ayetlerde gayet güzel. Orada çocuğa lazım olan ne varsa ana rahminde takılmış. 2 tane kulak hayata geldiği zaman mutlaka lüzum edecek, icap edecek. 2 tane kulak, 2 tane göz, ağzını, yüzünü, her şeyini, parmaklarını, tırnaklarını, ayaklarını, ellerini, her şeyini Allah-u Teala orada hazırlıyor ve çocuk belli bir müddet ana rahminde bekliyor. Bu müddetin tayini de ilim tarafından izah edilmiş değil. Tam 9 ay bir müddeti var. O müddet dolduktan sonra birdenbire annede bir değişiklik olmaya başlıyor. O rahim kasları, ana rahminin kasları, damarları, daha evvel karın kasları, rahim kasları kasılmıyor, sıkışmıyor. Bekleme müddeti dolduktan sonra sıkışmaya başlıyor. Sancı başlıyor, ağrı başlıyor ve istense de istenmese de o çocuk dünyaya gelmek zorunda kalıyor. İlim adamları hayret ediyorlar. Daha evvel bu karın kasları sıkışmıyor, kasılmıyor da belli bir müddet 9 ay geçtikten sonra niçin oluyor? Bunu kim ayarladı? Bunu kim planladı? Bunu kim hesapladı? Neden şaşmıyor? Neden aşmıyor? Neden değişmiyor? Bütün bunlar ilmin henüz izah ettiği meseleler değil. İşte aziz kardeşlerim, bu mevzuda söylenmesi gereken çok mesele var, uzatmayayım. Asıl mevzumuza dönelim. Çocuğun kan dolaşımı, çocuğun kalp sistemi, çocuğun teneffüs sistemi, akciğerleri, karaciğerleri, böbrekleri, bağırsakları ne varsa ana rahminde yavaş yavaş ayarlanıyor, hesaplanıyor, bağlanıyor, bitiştiriliyor ve çocuk orada tam ve kamil manada insanın bir küçük misali olarak yetiştiriliyor. Onun vücuduna hararet dengesi veriliyor. Hani her vücudun bir harareti var. Hatta bugün ilim adamları yine hayret içerisinde, dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun ısı derecesi, hararet derecesi biliyorsunuz 37 derecedir. Kuzey kutuplarına çıkıp da hani işitmişsinizdir, Eskimo denilen insanlar varmış. Görmedik tabii, kitaplarda okuyoruz. Eskimo, bunlar buzlar arasında yaşarlarmış. Buz. Evleri buzdan, oturdukları yer buzdan, kardan. Buzlar arasında, buzullar arasında yaşayan ve hayatlarını devam ettiren Eskimolar. Kutuplarda yaşayan, soğuk memleketlerde yaşayan insanlar, Eskimolar. Bunların da vücut harareti 37 derece, Afrika ormanlarında çok sıcak memlekette yaşayan insanların da vücut hararetleri 37 derece. Hiç aşmıyor. Yeryüzünde ne kadar insan varsa
hepsinin vücudunun harareti, vücudunun ısısı 37 dereceye ayarlanmış. Tek derece. 37 dereceden aşağıya düşerse de insan ölüyor, çıkarsa da insan ölüyor. 41 derece, 42 derece, hemen insan felakete sürükleniyor. İnsanların, bütün dünya insanlarının vücudunun hararetini, ısısını 37 dereceye, tek dereceye, tek rakama bağlayan kudret kim olabilir? İlim adamları hayretle karşılamışlardır. Aynı şekilde ana rahmindeki çocuk şekillenirken hepsinin yüz hatları, yüzündeki şekil tamamen ayrı olarak planlanıyor. Yüz şekli. Ne kadar insan varsa o kadar insanın da yüzündeki şekil ayrı. Mutlaka ayrı. Hiç kimsenin yüzü öbürününküne aynen benzemiyor. Ayrı bir surat, ayrı bir çehre, ayrı bir yüz. Bunlar orada hazırlanıyor. Bakınız mesela, bunun da tabii bir sebebi var, bir manası var. Allah-u Teala bu işi ana rahminde çocuğa bu şekli, bu biçimi verirken kudretini ortaya koyuyor. Hiçbir insanın yüzü öbür insanın yüzüne benzemiyor. Biz insanları yüzüne bakarak tanıyoruz. Yüzüne, suratına bakarak tanıyoruz. Kapımıza gelen insanı kapımızdaki küçük dürbünden bakıyoruz. Yüzünü gördükten sonra tanıyor, içeriye alıyoruz. Herkesi yüzünden tanıyoruz. Eğer herkesin yüzü, herkesin suratı, herkesin çehresi birbirine benzeseydi, hadise ne olacaktı? Kapınıza gelen her insanı benim kocamdır diye, benim erkeğimdir diye kadınlar içeriye alacaklar, tanıyamayacaklardı. Her gördüğü insanı bir keşmekeşlik, bir karışıklık meydana gelecek, tanıyamayacak. Hepsi birbirine benzeseydi felaket olurdu. Halbuki her insan kendi babasını milyonlarca insan arasında görse tanır ve tespit eder. Her kadın kocasını yine böyle, her insan evladını yine böyle, mutlaka farklı. Bu neye benziyor? Hani bir kilit fabrikasında, bir kilit fabrikasında çalışan bir usta, yaptığı her anahtara ayrı bir şekil veriyor. Her anahtarın dişleri, yivleri, setleri ayrı ayrı oluyor. Her anahtar ayrı. Kilit ustasının kabiliyetini gösteriyor. Kilit ustasının sanatını gösteriyor. Böyle bir sanatı olmasaydı da kilit ustasının, her anahtarı aynı şekilde yapsaydı, bir anahtar bütün kapılar açacaktı. O zaman neye yarardı? O zaman onun ustalığı, onun zekası, onun kabiliyeti ve kudreti anlaşılmazdı. Allah-u Teala da her insanın yüzünü ayrı bir anahtar gibi yaratmış, hiçbirinin suratı öbürüne benzemiyor. Bütün bu şekli, bütün bu biçimi ana rahminde Hazreti Allah veriyor insana. Ne derin mana? Kendi kendine olması mümkün mü? Tesadüfen olması mümkün mü? Şaşkınlıkla olması mümkün mü? Tabiatın yapması mümkün mü? Veya kendi kendiliğine bu şekle gelmesi mümkün müdür? Evet. Bu gerçekleri gördükten sonra, bu hakikatleri böylece tespit ettikten sonra, şimdi asıl mevzumuza dönebiliriz. Mevla-i Müteal aynen şöyle haber veriyor. A'raf suresinin 189. ayetinde meseleyi bize şöyle haber veriyor. Hüvellezî halakaküm min nefsin vâhide. Ey insanlar, sizi tek bir insandan, tek bir candan, tek bir nefisten Hazreti Allah yarattı. Bir tek insandan. Evvel emirde Rabbül Alemin topraktan, toprağın hakikatinden, içindeki manalardan, muhtevalardan, keyfiyeti henüz bize malum olmayan şekiller içerisinde Hazreti Adem'i yarattı. Bakınız. Ve ceale minha zevceha. Hazreti Adem'in bedeninden,
Hazreti Adem'in canından, teninden, vücudundan, organizmasından, anatomik yapısından da Hazreti Havva'yı yarattı. Ayet-i İlahiyye. Hazreti Havva'yı doğrudan doğruya Hazreti Adem'den yaratıyor. Resul-i Zişanımız bunu izah ederken buyurmuşlar ki, Hazreti Havva, Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden yaratıldı diyor. Adem'in vücudundan yaratıldı. Bunun sebebini Kur'an-ı Kerim şöyle izah ediyor. لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا Birbiriyle ünsiyet etsinler, birbirine alışsınlar, birbirine yanaşsınlar, birbiriyle ülfet ve ünsiyet, arkadaşlık etsinler diye. Yabancı bir şeyden Havva'yı yaratsaydı, Hazreti Adem meyletmeyebilirdi, sakınırdı, korkardı, çekinirdi. Havva'yı Hazreti Adem'den halk ediyor ki, kendi canından olduğu için ona meyletsin, uzaklaşmasın, sükunet bulsun. Manası var. Sonra, فَلَمَّا تَغَشَّاهَا İlahi bir emirle Hazreti Adem, Hazreti Havva'ya yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Cinsi bir yaklaşma hasıl oluyor. Neticede hamelet hamlen hafifen. Hazreti Havva, Hazreti Adem'den hamile kalıyor. Ayetlerin izahları bunlar. Hamile kalıyor. Femerrat bihi. Epeyce bir zaman geçiyor. Yani bu 9 aylık zamanı, ana rahmindeki zamanı da Hazreti Allah'ın koyduğu anlaşılıyor. Gayet tabii. Femerrat bihi. Bir zaman mürur etti. Zaman planlandı. Felemma eskalet. Ağırlaşınca, ana rahmindeki çocuk büyümeye, gelişmeye başlayınca dehavellâhe rabbehuma. Gerek Adem aleyhisselam, gerekse Havva validemiz Allah'a dua etmeye başladılar. Aman ya Rabbi, nedir bu? Acaba taş mı, canlı bir şey mi, cansız bir şey mi? Havva'nın karnı şişiyor. O ana kadar kimse bir şey bilmiyor, manası, mahiyeti belli değil. Korkuya düşüyorlar, aman ya Rabbi deyip Allah'a el açmaya başlıyorlar. لَاِنْ اَاتَيْتَنَا صَالِحًا Eğer eli, ayağı düzgün, temiz bir şey bize verecek olursan, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Biz de sana gece gündüz şükredenlerden olacağız diyorlar. Hadise bu.